bu videoda bunu neden yaptın diyeceğiniz saçma sapan videolara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce size bir duyuru yapmam lazım. Siz şu an bu videoyu izlerken ben nerede olacağım biliyor musunuz? Ben askerde olacağım. Abi o gün geldi ya. O gün geldi çattı. Bugün eğer videoyu yanlış yüklemezsek 4 Şubat olması gerekiyor. Ve saat 8 olması gerekiyor. Eğer bu videoyu 4 Şubat saat 8'de izliyorsanız ben şu an askerdeyim ya. Şimdi size bir iyi bir de kötü bir haberim var. Önce hangisini söylesem bir o piti piti yapayım. Tamam, önce güzel haberi söylüyorum. Yok, vazgeçtim. Önce kötü haberi söylüyorum. Evet, ben askere gidiyorum. Kötü haber buydu. Ben askere gidiyorum. Evet, kötü haber askere gitmemdi. Peki iyi haber ne biliyor musunuz? İyi haber, bugüne kadar sizi hiç videosuz bırakmadım. 2 senedir falan her gün video atıyoruz. Askere gittiğimde de her gün videolar geliyor. Yes! Abi başardım ya. Askere gideceğim için var ya 15 günde 40 küsür tane video çektim. Yapamazsın dediler. Kanka dediler. Askere gittiğin zaman 2 günde bir video at ya da 3 günde bire çıkar. Oyun kanalına video atma gerekirse oraya da haftada bir at falan dediler. Dedim ki rahat ol. Mert Gültaş'a güven. Mert Gültaş'ın arkadaşı olmanın rahatlığını yaşa. Dediğim gibi askere gidiyorum. Siz benim yokluğumu hiç fark etmeyeceksiniz. Zaten söylemesem fark etmeyecektiniz. Çünkü her gün video gelmeye devam edecekti. Ben askerdeyken bu kanal size emanet. Her gün saat 8'de tekrardan buraya gelip videoları izlemeye devam edin. Kanala sahip çıkın. Kanalı sahipsiz bırakmayın. Ve askerden dönünce sizden tek beklediğim şey güzel bir abone sayısı. Yani askerden döndün, hayırlı olsun. Bizim de sana bir hediyemiz şeklinde kanala abone olursanız çok sevinirim. Acaba ben döndüğümde 900 bin olur muyuz? Oluruz ya. O zaman dediğim gibi ben askere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Buralar size emanet. Hadi o zaman asker videoya geçtik. Bu arabanın bagajı falan mı? Oradan bir tane boru geçiriyoruz. Alüminyum boru. O oraya gidecek. Bantlanacak. Ondan sonra o oraya. Ben hiçbir şey anlamadım bu videodan. Saçma sapan bir yerden borular geçti, sürücü koltuğuna geldi. Yani ben bu arabayı sanki çok önceki videolardan birinde görmüştüm de bunu neden yaptın ya abi? Arabanın üzerine bir sürü şey yapıştırmışsın. Bir sürü çizgi film karakteri mi, oyuncak mı? Mesela aralarında Spider-Man var mı acaba? Eğer Spider-Man'i bulduysan aşağı yaz bakalım neredeymiş. Marketlerde çocukların bindiği araba değil mi? Orada da sanki bir köpek maması gibi bir tabak gördüm ama tam emin olamadım. Muhtemelen öyle bir şey ya, evet. Lastiğin içine onu niye koydun ya? Abi çocuk arabasını neden modifiye ediyorsun? Ne gerek vardı ya? Noodle'ı elektrikle ısıtmak. Ya abicim, elektriğe bağlayacağına gidip o elektriğe bağladığını şeye bir kettle metal bir şey taksana ya. Ne kadar garip bir hareket bu. Tamam, anladık, elektrikçisin, tamam. Elektrikle noodle kaynatılmaz ki. O elektriğin tadı gelir. Elektriğin tadı var mı ki ya? Yok ki. Bunu test ediyormuş. Buz pateni ayakkabısı. Krok şeklinde. Krok terlikler var ya, onun gibi. Abi şu an bilek kırıldı ya. Bak şu an o çıtırtıyı duyabiliyorum. Ne gerek vardı ya? Krok terlikle buz pateninin birleşmesine hiç gerek yoktu ki. Abla sen ne yaptın ya? Glass sensör. Sensör yapmış da. Ya bu nasıl bir görüntü ya öyle? Ağzın da öyle açık kalmış. Ne yapmaya çalışıyorsun abla? Hayır, bu sensörlerle ne yapmaya çalıştın yani? Şimdiden uyarıyorum, bu videonun çoğusu şu ana kadar da gördüğünüz gibi bunu neden yaptın? Ne kadar saçma bir fikir falan. Böyle cümleler etrafında dönecek. Peki bu kadar hoparlöre gerek var mıydı abi? Yani sen insanları havaya mı uçurmaya çalışıyorsun? Bir çizgi filmde mi ne bir şey vardı ya, böyle ses dalgaları falan atıyordu karşı tarafı etkisiz hale getirmek için. Öyle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz herhalde. Şu hoparlörleri Eskişehir'den açsan biz buradan duyarız. Abinin saçlara ne yapılıyor? Yunus mu? Ya yine sormak istiyorum, neden ya? Saçlarını maviye boyayıp Yunus şeklinde bir şeyler boyamalar falan. Hani güzel oldu da bu saçlar hep böyle şekilli mi duracak yani? Hep böyle dikili duramaz. O saçlar indiği an ne kadar saçma bir şey çıkacak ortaya. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Yani bir kapı var, 24 derece yazıyor. Kapı hiç kapanmıyor, hareket de ediyor böyle, durmuyor yani. Neye yarıyor şimdi, anlamadım ki. Bunu yapmayla uğraşacağına derslerine çalışsaydın şimdi profesör olmuştun. Bu cümle tanıdık geldi mi? Like'la. Denizin ortasında ev kalmış. Ne alaka? Ev kalmış mı yoksa denizin ortasına mı yapılmış ev? Altta yazılar yazıyor. Google Maps'e falan bakalım diyor. Önceden ev böyleymiş. Ondan sonra deniz baskını mı olmuş? Su mu taşmış? Ne olmuş? Bir şey olmuş. Şimdi anladım galiba ya. Su o kadar taşmış olamaz. Altını kazmışlar evin. Saçma sapan bir şey olmuş abi. Karaya nasıl çıkacaksın yani sen şimdi?
Evet, güzel bir saç kesimi bekliyorum diyeceğim de niye bekliyorum ki yani? Çünkü videonun başlığı bunu neden yaptın? Evet abi, böyle bir saç kesimini neden yaptın? Muhtemelen like almak için ya da etkileşim almak için falan yaptın. Ben açıklayayım. Ondan sonra onları en yukarıdan kestin değil mi? Düzleştirdin. Mükemmel kahve masası. Böyle mi mükemmel bir kahve masası? Tenis toplarından mükemmel kahve masası mı? Evet, onu götürüyorsunuz arabayla. Ama kötü oldu ya, ama çirkin oldu. Ya şimdi tenis toplarıyla kahve o orta sehpanın ne alakası var? Ben Nadal mıyım? Federer miyim ben? Neyim ben? Otomatik makas mı? Aynen. Bunu hatırladım. Bu o kadar da mantıksız değil. Yani evet, normal bir insansanız çok mantıksız. Çünkü normal bir insan günde kaç kez kağıt kesebilir ki? Ama eğer işiniz kağıt kesmeyle ise bu mantıklı. Sırada dünyanın en saçma videosu geliyor. YouTube tarihinde izlediğim en saçma video. Abi klozete içecek hazırlama videosu. Ne gerek vardı ya? Böyle bir saçmalığı yapmaya ne gerek vardı? Sifonun oraya sütleri dolduruyorlar. Tuvaleti de tıkamışlar. O tuvaletin oralara krem şantiler falan. Ya çok iğrenç ya. Senin elini oraya daldırman bile çok iğrenç. Bak pipet falan koyuyor. Sifona basıyorlar, oradan da süt geliyor. Daha demin süt koydular ya. Ya çok kötü ya. Ya hiç gerek yoktu. Böyle bir videoyu niye çektiniz? O zaman bir su molası veriyoruz. Sen de benimle beraber şişeni kaldır. Benimle beraber suyunu iç. Binbaşı Özçelik. Binbaşı Özçelik. Bu da tuvalet ama Asus ROG'un tuvaleti mi? Ya neden ya? Abi bir oyuncunun tuvaleti böyle olmamalı. Çünkü çok saçma. Abla camları matkapla deliyor. Neden? O buzlu görüntüyü vermek için mi? Ya abla ama o öyle olmuyor ki ya. Onun özel bir yeri var. Oraya böyle tıklatıyorlar. Ondan sonra kendi kendine kırılıyor falan. Sen onu deldin. Şimdi o muhtemelen 2 gün sonra tuzla buz olacak. Ondan sonra evdekiler diyecekler ki anneciğim, anneciğim bunu neden yaptın anneciğim? Duvardan bir parça mı? Aynen. Ha, gizli çekmece mi? Bu mantıklı olabilir. Tamam, duvarda gizli çekmece yaptı. Bence çok güzel, bu mantıklı. Bu yanlış video oldu ya. Biz bunu buraya yanlışlıkla almışız. Bence gayet mantıklıydı. Tank paleti mi bu? Aynen. Tank paletine bir şeyleri kaynattınız. Ya arabaya mı taktınız? Arabadan tank mı yaptınız? Peki buna neden uğraştığınızı sorabilir miyim sadece? Ama ben bu muhabbetin şey olduğunu düşünüyorum ya. Yani agalar toplantısı olduğunu düşünüyorum. Agalardan birisi kesin şunu söylemiş. Ya biz tankın paletini alalım. Bizim arabaya takalım. Kendi tankımızı yapalım. Ondan sonra da agaların hiçbirisi olmaz. Ya da ya kanka biz bunu neden yapıyoruz dememiş. Çünkü o kuralı bilirsiniz. Agalar grubunda asla neden, niye bunu yapıyoruz falan gibi sorular sorulmaz. Saçma bir fikir çıkar ortaya, hemen yapalım. Asma kilit değil mi ya? Kapı kilidi. Böyle tuvaletlerde falan olur. Bu motoru çalıştırmak için. Gerçekten IQ kaybediyorum ya. Abi onu böyle kilitlediğin zaman motor çalışıyor. Yani yaratıcı da. Yaratıcı yani. Olay ne? Olay sen telefonu düz tuttuğunda monitör de düzleşiyor. Bunu nasıl yaptın ya? Abi bir saniye, bu çok mantıklı bir şey. Yani o kadar mantıklı gibi de değil gibi de. Buna çok bir şey diyemedim ya. Peki ben telefonu alsam, şöyle bir hareket yapsam o monitörün hali ne olacak? Monitör GGS. Bu adam galiba şu tuz şeyi var ya, çekici, şöyle çevirirsiniz tuzlar çekilir falan. Ona matkabı bağlamış, seri seri tuzu çekiyor da abi gidip tuz alsana yani. Bunu yapmana gerek yoktu ki senin. Onun içindeki Himalaya tuzu falan herhalde. Onu da berbat ettin şimdi, git al toz bir tane kullan. Arabayı tüyle mi kaplamışlar? Gerçek mi görüyorum şu an, bir saniye. Gördüklerime inanmak istemiyorum. Ay gerçekten böyle bir şey yapmışlar ya abi. O araba kullanılır mı yani? Ben birkaç tane daha görmüştüm. Arabayı kadife kaplamışlar. Abi karda çamurda ne yapacaksınız ya? O kadife çürür o arabanın üstünde. Tüylü arabayı gördükten sonra ben videoya devam etmek istemiyorum. Askere gitmeden önce psikolojim bozulacak ya. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunu neden yaptın diyebileceğimiz saçma sapan videolara baktık. Dediğim gibi siz bu videoyu rahat rahat izlerken ben askerde olacağım. Videonun başında da söylediğim gibi kanal size emanet, yorumlar size emanet. Her gün gelin, saat 8'de videolar gelmeye devam edecek. Hatta oyun kanalında da 2 günde bir videolar gelmeye devam edecek. Hatta hemen şuradan da kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalımda burada. Hepinizi bekliyorum. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şuradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Hadi ben askere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.